Herkese merhabalar. Perspektif programına hoş geldiniz. Evet, okulların açılmasına sayılı günler kala Türkiye gündemini yakından takip edilen konularından birisi olan Türk eğitim sistemi konusunu işleyeceğiz bugün Perspektif programında. Stüdyodaki kıymetli canlı yayın konuğum var. Evet, Bilimkent Koleji kurucusu eğitimci İlker Taşyürek ve yine Bilimkent eğitimci ve yönetici Sayın Mürvet Demirtaş. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Evet, Türkiye'de eğitim sistemini konuşacağız. Okul öncesi eğitimi konuşacağız. Kısacası eğitimle ilgili hasbihal edeceğimiz bir bölüm planlıyorum, evet. Ama öncesinde dilerseniz sizi kendi cümlelerinizle tanıtalım. Önce sizden Mürvet başlayalım. Başlayalım. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi eski bir eğitimciyim. Önce tabii devlet nezdinde uzun yıllar çalıştım. Akabinde 24 yıldan sonra özel sektöre geçtim. Uzun süre özel sektörde çok az bir sınıf öğretmenliğinden sonra idareci olarak ve okul kurucusu olarak çalıştım. Toplumda eğitimcilere çok ihtiyaç olduğunu ve toplumun şekillendirmesi için öğretmene ihtiyaç olduğundan hareketle acaba yaşamlara dokunabilir miyim diye halen devam ediyorum. Kaç yıldır eğitimlisiniz? 50 yıl. Yarım asır. Yarım asır. Evet. O zaman sizden öğreneceğimiz çok şey var. Sağ olun. Buyurun. Ben de Mürvet Hocam gibi tabii ki eğitimciyim. Ben de 34 yıllık bir eğitimciyim. Fizik öğretmeniyim aslında. Köy enstitülerinde çalışan bir babanın çocuğu olarak İvriz Öğretmen Okulu'nda doğdum. Sonradan bir öğretmen okuluna çevrildim. İvriz, Konya İvriz. Konya, Ereğli, İvriz'de, evet. Dolayısıyla o eğitim modelinin hani bizim kuşak her ne kadar köy enstitü eğitimini alamazsak da onların suyunun suyu gibi düşünürsek çok küçük de olsa ama bizim için şu anda benim hani bir eğitimci olarak bakınca da çok büyük bir eğitim modelinin içinden geçmişiz. Dolayısıyla değerini tabii ki şu an daha iyi anlıyoruz. Ben bu bakış açısıyla orada edindiğimiz bilgi, beceri ve dünya bakışıyla daha sonrasında öğretmenliğin haricinde toplumda da bir öğretmenlik görevi üstlenmiş gibi düşünebiliriz dernekleri. Öğretmenlik, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde evet, orada il başkanlığı yaptım. Ankara'da genel merkez yöneticiliği yaptım. Eğitim İş Sendikası'nda il yöneticiliği yaptım. Kurucularındanım aynı zamanda. Hayatımız hep eğitimin kalitesini, toplumumuzun işte ideallerini, geleceğini, cumhuriyet kazanımlarını kullanmakla geçen bir öğretmen olarak geçti. 31 yıl devlette çalıştıktan sonra emekli oldum. Biraz önce teşekkür ederim, siz Bilimkent Koleji kurucusu dediniz. Aslında Özkan Hocam, Özkan Demir kurucusudur. Ben Davultepe'deki şubenin kurucularındanım. Ve böylece eğitimde bir Özkan Hocam, Mürvet Hocam ve diğer kadromuzdaki öğretmen arkadaşlarımızla bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize ülkemizin geleceği için onlara umut olmaya çalışıyoruz. Öyle gibi. Ne mutlu konu. Size. Zaten öğretmenliğin emekliliği olmayan bir meslek olduğunu biz hepimiz biliriz. Evet. Hiçbir zaman bir öğretmen işe gidiyorum demez, okula gidiyorum okula der. Gidiyorum. O kadar kutsaldır ki. Doğru. Ve hiç unutmayız, ben mesela ilkokuldaki ilk öğretmenimin kıyafetlerini bile hatırlarım şöyle bir gözümü kapattığım zaman. Yani ilk okul, ilk eğitmen, ilk öğretmen hiçbir zaman unutulmuyor ve gerçekten sizin karakterinizde çok ciddi dokunuşlar yapıyor. Peki Türkiye'de nasıl bir eğitim sistemi var hocam sizce? Şimdi Türkiye'de genel şablonda baktığımız zaman Sayın Nil Hanım, sürekli değişen bir eğitim sistemi var. Ama son yıllarda geldiğimiz noktada toplumda çok ciddi çatışmalar, insanlarda tahammülsüzlük ve öfke kontrolü olmayan bir topluma gidiş var ki en çok beni bu üzüyor. Ve sanki biraz da değerlerden koptuk. Eskiden biz İlker Hocam'la da sık sık konuşuyoruz. Hani yere düşen bir ekmeği alıp da başımıza koyup bir karıncanın yemesi için kenara koyan bireylerdik. Ama şimdi hani kaba bir tabirle doluyu yiyip boşa tekme atan bir sanki güruh geliyor. Hı-hı. Bana öyle geliyor. Tabii ki bunda ailelerin de çok payı var.
istemeden veriyorlar çocuklara. Doyumsuz nesiller. Doyumsuz bir nesil. Evet. Tabii ki bu dijital ortamın da olumsuz yanları var çocukların böyle olmasında. Yani bunların hepsini bir arada düşünürsek sanki biraz eğitim örselenmiş gibi günümüzde. Sonra birazdan sizin de bilginiz dahilinde müfredattan söz edeceğiz. Konuşacağız. Acaba ülkemizde bu müfredata bu kadar çok bir gereksin vardı? Yani müfredatın bence eksiklerini görüp ona göre bir tavır almak gerekirdi. Belki de bir müfredata gerek bile yok. Birazdan onu soracağım size. Evet. Ama maalesef öyle olmadı. Evet. Evet. Buyurun. Peki Kıymet Hocam, o zaman bu soru da size gelsin. Türk eğitim sisteminin en büyük sorunu nedir size göre? Hani neden bir türlü biz hep konuşuyoruz, istenilen seviyeyi yakalayamıyoruz? Şöyle söyleyeyim ben Nilan Hanım. Aslında ben eğitimle ilgili bir çalışmada 3 tane de ülke gezdim. Orada da eğitim aldım. Onların da bir nevi eğitimlerini inceleme şansımız oldu. Şimdi orada mesela İtalya'da gittiğimiz bir okula götürdüler bizi. Çok küçük bir köy enstitüsü modeliydi şehrin içerisinde. Ben hatta dedim ki kaç yıldır burada böyle bir okul var. Çok övünerek anlatıyorlardı. İşte 40 yıllık falan. Ben dedim 1940'lı yıllarda Türkiye köy enstitüsü modeliyle bunun çok çok büyüğünü, yani bir üniversite kampüsü kadar büyüğünü gerçekleştirmişti. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Bizim ülkemizin kendi bulduğu, kendi cumhuriyet kazanımlarını ve evrensel, yani ulusaldan evrensele diye bir kavram var. Bizim ulusaldan evrensele taşıyacağımız çok önemli bir eğitim modelimiz vardı. İşte köy enstitüleri modeli. Orada da neydi? Yaparak, yaşayarak öğrenme modeli. Yani teorik bilgiyle uygulamayı aynı anda vermek. Şimdi bence şu anki eğitim modelinin en büyük eksikliği bu. Hatta yani şöyle, sürdürülebilir olması değil mi? Asıl sorun. Şöyle anlatayım bakın. Şimdi elimizde mesela bir bilgisayarımız var. Yani gençlerin de, bizi izleyen gençlerin de anlayacağı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bilgisayarımızın bir işlemcisi vardır. Diyelim ki eski model bir bilgisayar, Celeron işlemcisi var. Şimdi siz ona getiriyorsunuz Windows 11 programı yüklüyorsunuz. Yani son gelişmiş yazılım. Ne olur o bilgisayar kasar. Şimdi bizim çocuklarımız da maalesef ezberci bir eğitim sisteminde işlemcisi çok zayıf bir bilgisayar gibi getiriyoruz. Sonra biz onları sınav sistemine sokacağımız zaman diyoruz ki size muhakeme soruları soracağız. Ama çocuk o muhakeme gücünü geliştirme, yani karar verme yeteneğini geliştirmemiş ki. Sadece siz ona ezberci teorik bilgiler yüklemişsiniz. O bilgileri yorumlayamıyor. Ve aynı o bilgisayar gibi kasıyor. Dolayısıyla bence bugün biz Mürüvvet Hocam'la birlikte bir eğitimci olarak aynı çatı altında buluşmamızın önemli bir nedeni var. Okul öncesi eğitimde işte çocuklarımızın işlemcilerini geliştiriyorsunuz. Yani yorum yapabilme, beynin matematiksel işlevlerini geliştirme, oyunla orada yaptığınız etkinliklerle bunu geliştiriyorsunuz. Ondan sonra siz o beynin üzerine işte yeni bilgileri yükleyebilirsiniz. Yani akademik bilgileri. Yani bence şu anda Türk eğitim sisteminin en önemli sorunu budur. Yani eğitimi yapacak beyinleri hazırlayamıyoruz. O da okul öncesi ve ilkokulda oluyor işte. Köy enstitülerini sık sık telaffuz ediyoruz. Köy enstitüleri de siyasete kurban edildi. Ne demek istiyorum? Bana göre bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi ulusal bir eğitim politikamızın olmaması. Olmaz. Yani YÖK başkanına ya da işte bakandan bakana değişen bir sistem kafa karışıklığına neden oluyor. Ve hep bir şeyler deneme, sınama, hep başa dönüyoruz aslında değil mi? Ya şöyle, ben orada çok, aslında Mürüvvet Hocam orada güzel tam değiniyordu o noktaya. Sürekli değişen bir sistem var. Şimdi bir kere siz eğitim fakültesine bir öğretmeni 4 yılda yetiştiriyorsunuz. Yani ben bir eğitim modelini uygulayacaksam 4 yıl eğitim fakültesinde öyle öğretmenler yetiştirmeliyim, 4 yıl sonra o sisteme geçmeliyim. Ama ne oluyor bizde? Bakan, 6 aya bir bakan değişiyor. Her bakan yeni bir sistem geliyor. Hazırlığı yok, altyapısı yok. Evet. Öyle olunca sıkıntı oluyor. Ve biz hep köy enstitüsünü konuşuyoruz yıllardır. Doğru orada biliyoruz ama konuşmaya devam ediyoruz. Peki, şunu sormak istiyorum. Dünyanın en iyi eğitim sistemi hangi ülkelere ait sorusunun peşine düştüğümüzde bazı ülkeler karşımıza çıkıyor. Evet, nedir? Finlandiya, İşte İsviçre, Norveç, Kanada. Ve son yıllarda Amerika'da, Singapur. Evet.
gibi ülkeler çıkıyor. Onlara baktığımızda mesela ben bu sorunun peşine düştüm ve çok ilginç bir sonuca ulaştım. İsviçre'de herhangi bir Ulusal Eğitim Bakanlığı yok. Ama ulusal eğitim politikası olduğu için sistem işlemeye devam ediyor. Ben onunla ilgili Müriyet Hocam siz başlayın, ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, şimdi Beyaz Zambaklar ülkesini eğer okumuşsanız ki Atatürk döneminde zorunlu tutulmuştur. Orada Finlandiya eğitiminin temeli veriliyor. Hı hı. O insanlar işte balıkçılıkla veyahut da akşamları paplarda bir araya gelerek eğlenirken bakmışlar ki ülke böyle olamaz ve bir araya geliyorlar. Hatta bir papaz öncülük ediyor ve eğitim sisteminin temelleri o zaman atılıyor. Bugün bazı ülkelerde bizde işte akıllı tahtalar olsun. Hayır, önce akıllı öğretmen olsun bana göre. Ya da söz dinleyen öğrenci olsun. Evet, hala tebeşir ve kara tahtayla eğitim öğretim oralarda yapılıyor. Konya'da bir okulda çalıştığım sırada Comenius projesi kazanmıştık ve Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerden birisi de Finlandiya, öğrencileri oraya gönderdik biz. Çok enteresan. Tabii ki oradan gelen arkadaşlarıma anlatın dedim. Orada nasıl böyle dünya çapında söz edilen bir eğitim sistemi var. Bir kere çok uzun süreli bir eğitim saati yok çocuklara. Ve çocukların özellikle yetenekleri ortaya çıkarılmaya yönelik. Hangi yaş aralığı için yetenek? İlkokullar. Şimdi konudan konuya geçmiş olmayayım. 0-6 yaş öğrenmenin tap yaptığı bir dönem. Her şeyden önce. Bakın çok 1928 yasama yılında Atatürk önce anaokulu kurmayı öngörüyor. Yanındaki arkadaşlarıyla birlikte. Diyor ki, yani çocuğa temelden bir şeyler vermek gerekiyor. Biliyorsunuz anaokullarımız çok azdı bir dönemde. Artık hızla hem okullar bünyesinde hem özel olarak açılmaya başlandı. Çünkü günümüze dönersek anaokulları şöyle bir ihtiyaç. Artık anne baba, ebeveyn o 4-5 yaşındaki çocuğa yetmiyor. Hadi oyuncaklarını dökelim önüne, oynasın. Hayır, bu değil. Çocuğun orada sosyalleşmesi, paylaşması, bilişsel gelişimi, bunların hepsi bir araya gelince o birey birey olabiliyor. Ve ilkokula da bir zemin oluşturuluyor her şeyden önce. Şimdi ben biraz Singapur'u da irdeledim. Japonya'ya baktım. Mesela Japonya'da çocuklar belli bir saatten sonra okuldan alınıyor, eve geliyorlar. Erken bir uyku dönemi. Sonra aileler bunları kaldırarak kütüphaneye götürüyorlar. Orada ödevler yapılıyor. Sonra çocuklar eve geliyorlar kahvaltı yaparak. Sonra okula devam ediyorlar. Bizde çocukların okul süreleri de çok uzun. Bugün siz de kamuoyunda okumuşsunuzdur. Bakın Paris Olimpiyatları oldu. Evet, işte bronz, gümüş bir takım madalyalar aldık. Bir bakıyorsunuz ki eğitim sistemimizde beden eğitim derslerinden alınarak matematik çözülüyor. Hayır, çocuk beden eğitimi dersini yapmalı. Hem deşarj olma açısından hem de orada yetenek keşfedilmeye gidilmelidir bana göre. Ancak öyle farklı birey yetiştirme yoluna gidebiliriz. Şimdi biz bir kere İlker Hocam'ın da ifade ettiği gibi ezberci bir eğitim üzerinde biz duruyoruz. Çocuk irdelemiyor bir şeyi, nedenini soramıyor. Önce onu ezberleyip not almaya yönelik çalışıyor. Halbuki çocuk neden, niçin, nasıl, hani çocuk irdeleyecek, farkındalık yaratacak ki ona bir yorum getirebilsin. Ama orada bir şeye dikkat etmek lazım. Türkiye'de artık okul, yani tenzih ediyorum iyi olanları, sadece şeye dönüştü. Hani bilgi vermenin yanı sıra öğrencileri sınava hazırlayan binalara dönüştü. Evet, katılıyorum size. Yani bu çok önemli bir konu gerçekten. Bence biraz da bunu konuşmalıyız. Evet, ben, siz söylediğiniz her şeyde katılıyorum. Sonuna kadar haklısınız.
değil mi hocam? Evet. Yani sadece ben oraya ekleme yapayım, hem buna ekle. Evet, çünkü evet. Benim biraz dershanecilik yönüm de oldu. Hı-hı. O yüzden onu da iyi bilirim. Şimdi ben de hocamın söylediklerine şöyle katkı vereyim. Şimdi siz dediniz ki köy enstitülerini çok konuşuyoruz. Hala anlata bitiremiyoruz. Doğru oysa niye yapmıyoruz? Evet. Evet. Şimdi ben de dünyadaki eğitim modellerini inceleyince, şimdi ilk üçe giren iki ülke var. Biri Finlandiya, biri Güney Kore. Hı hı. Şimdi Finlandiya'da hocamız söylediği gibi günde 4 saat ders var. Öğleden sonra sosyal etkinliklere gidiyorlar. Güney Kore'de ise 16 saat ders var. Çocuklar daha çok, hatta geceden kalkıp okulda etüte geliyorlar. Hangisi doğru? Şimdi işte ikisi de aslında demek ki ders saati şey değil. Hani başarıyı, İçerik demek ikisi ki, de ilk üçe şey var. Hayır. Bakın asıl mesele ne biliyor musunuz? Köy enstitülerinde de ortak nokta o. Türkiye aslında bunu keşfetmiş ama çabuk vazgeçmiş. Asıl mesele öğretmen yetiştirme politikası. Yani eğitimin, hocamın biraz önce söylediği gibi, eğer sizin ülkeniz iyi bir öğretmen yetiştiriyorsa, bugün Finlandiya'da en zor ulaşılabilen meslek öğretmenlik. Sınavlardan geçiyorsunuz ve öğretmenler haftada 4 gün ders veriyorlar. Bir günde hizmet içi eğitim alıyorlar hala, yani meslekleri devam ettiği sürece. Dolayısıyla kaliteli öğretmenleriniz olursa, tıpkı köy enstitülerinde olduğu gibi, köye gittiği zaman okul yoksa okulu yapar, tahta yoksa tahtayı yapar. Bahçede gezerken çocuklara fen bilgisi dersini anlatır, yerde otururken hayvanları anlatır, karıncalardan. Öğretmen böyle olmalı. Yani toplumun önünde, evet, eline hangi araç varsa o araçla anlatabilecek, konunun özünü anlatabilecek öğretmenler yetiştirmemiz lazım. Ama biz ne yaptık? Ziraat Fakültesi mezunlarını, işte fen edebiyat mezunlarını, işte herkesi öğretmen yap. Öğretmenlik bu kadar basit bir meslek değil. Bizim öğretmen okulunda ben okurken 8. sınıfa geldiğim zaman bütün öğretmenler, öğretmenler kurulu toplanıyordu. İlker Taşçürek öğretmen olabilir mi, olamaz mı? Mürüvvet Demirtaş olabilir mi, olamaz mı? Karar veriliyordu. Eğer şimdi KPSS'ye geçerse oluyor. Oluyor. Yani işte bu bir handikapımız. O yüzden bizim hızla kaliteli ve ihtiyaca göre öğretmen yetiştirme planlamasına geçmemiz lazım. Benim eğitimci olarak tespitim Türkiye'nin. İkincisi de sizin söylediğiniz soruya da gelince, şimdi bu tabii ki çok başlı başına bir şey. Çünkü bunun içine ekonomi de giriyor. Yani siz eğer Atatürk'ün hayal ettiği cumhuriyeti gerçekleştirememişseniz, yani toprak reformunu yapamamışsınız ve insanların sosyal güvencesini, eğitimi garanti edememişsiniz, sağlığı garanti edememişsiniz, geleceklerini garanti edememişsiniz. Zaten emperyalizm biliyorsunuz, önce bir ülkenin ekonomisini çökertir, borçlandırır, sonra size bir şeyleri bahşediyormuş gibi vermeye başlar. Yani sizi köleleştirir. Evet. Şimdi şu an geldiğimiz nokta böyle olunca insanlar da, herkes bireyselleşmiş. Yani ben kendi çocuğumu kurtarayım çabasına girmiş ve yani maça değil, futbol tabiriyle tabelaya bakıyoruz. Benim çocuğum fen lisesine gidebilecek mi? Benim çocuğum tıp fakültesine gidebilecek mi? Başarıyı bununla özdeşleştiriyor. Çünkü eğer bu ülkede belli mesleklere gidemezseniz, bu ülkede insan gibi geçinmeniz mümkün değil. Ya da şöyle, şimdi burada şey aklıma geldi. Sonra sanayide ara eleman açığı oluyor. Oluyor. Yani herkes sen doktor, oraya da... herkes hakim, herkes, evet, hemşire, herkes öğretmen olsun. O işleri kimler yapacak? İşte bu yanlış planlama. Aslında ülkenin %80'i teknik eleman, yani ara eleman, hı-hı, işte hı-hı, tekniker, mühendis olarak yetişmesi, üretime yetişmesi lazım. %20 de bizim gibi öğretmen, doktor, hakim, savcı insanlar yetişmesi lazım. Bizde tam tersi. Herkes %80 doktor olmak istiyor, hakim olmak herkes istiyor. Herkes aslında masa başı işi istiyor. Herkes özetle onu istiyor. Oysa ki yani üretim olmadan kalmayayım, yağmur hiçbir şekilde yemeyeyim. Evet, aynı. Ay sonu bankamatiğe takınca param gelsin. Bakın şu anda inanın, biz öğrencilerimize bazen okumanın, eskiden okumanın önemini anlatırdık ve ikna olurlardı. Şu an çocuk diyor ki, hocam ben niye okuyayım ki diyor. Mesela bir tane diyor otomobil ustası öğretmenden, doktordan daha iyi kazanıyor. Evet. Şu anda gerçekten öyle. O zaman o çocuk okumak gibi ya da bir dizi filmlerde izliyor, çabuk yoldan işte zengin olmanın hesaplarını yapıyor. Şimdi biz eğitimci olarak çocuğa hani bu idealleri, okuması gerektiğini, geleceğini planlaması gerektiğini ya da bu umutu yeşertemiyoruz ya da zorlanıyoruz bunu anlatmakta. Çevresel etkinler de çok fazla. Çok fazla. Mesela sosyal medya hastalığı, o isim vermeyelim, sosyal mecralarda bir anda sabun köpüğü gibi ünlenip
dünyanın parasını kazanan tipler o çocuğun gözünde idol oluyor. Yani sen ona herhangi bir şairin, yazarın ismini sorsan bilmiyor ama onun adını, sanını, nereli olduğunu, ne iş yaptığını. Mürüvvet Hocam biraz önce çok güzel söyledi. Hani biz bir ekmek parçası bulsak karıncalar için. Şimdi o değerlere sahip kuşak gitti. Şu anda kısa yoldan, yani ne zengin ol da nasıl yaparsan yap her şey mübahtır. Mantığı geldi. Yani bu da bir aslında hani ben şöyle özetleyeyim. Ben şöyle bakıyorum kısacası. Bu aslında planlanmış, toplumları yozlaştırmak için planlanmış biliyorsun projeler. Bizim bu projeler karşısında neler yaptığımız önemli. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi adı değiştiriliyor hani eğitim modelinde. Ama Milli Eğitim Bakanlığı işte bunları planlayıp bir ülkenin geleceğini planlayan bir kurumdur aslında eğitimle. İşte Finlandiya orada bunu gerçekleştirmiş. Ekonomik anlamda çökmüş durumda bir Finlandiya, bu Beyaz Zambaklar kitabında yazan. Oturuyorlar, önce diyorlar biz eğitimi düzeltelim ki ekonomimizi de düzeltelim, ülkemizdeki yaşam standartını da düzeltelim. Yola böyle çıkıyorlar. Yani dünyada doğru tek çözümler ortada, yeter ki o niyet olsun. Kesinlikle. Peki branş hocaları, branş hocası, o dersin branş hocası olmadan derse girilen okullar var. Mesela İngilizce konusunu konuşalım. Dörtte başlıyorlar değil mi? Kaç tane çocuğumuz İngilizce konuşabiliyor? Hatta şu an biz anaokulunda başlıyoruz. Ya da ben Mersin Üniversitesi Mutlu Meslek Yüksekokulu'nda derse girdim bir dönem. Adam adını yazamıyor. Ya da sorduğumuz çok basit bir şeye cevap yazamıyor. Cümle kuramıyor. Ama oraya kadar gelmiş. Şöyle geri dönüp baktığımızda ondan sonra Türkçe hocası İngilizceye girerse, resim hocası matematiğe girerse gibi. Böyle bir sıkıntı da yok mu? Yani bunlar da etken bence eğitimde. Ve Anadolu'da çok hocam, yaşadığımız bir şey bu. Evet. Anadolu'da çok var. Doğuya doğru gittikçe tablo bu. Evet. Dün İlker Hocam'la genç bir kızımız geldi. İngilizce öğretmeni. Hmm. Ben ona aynı şeyi söyledim. Bakın dedim, çocuklar konuşan olsun dedim. Yabancı bir dil öğreniyorsa, hani bir dil bir insan diyorsun. Bunu, burada bir yanlışlık var öğretimde. Fakat Sayın İlham, ben şunu ifade edeyim. Türkiye okumayan bir topluma dönüştü. Bu dijital çağda işte sosyal mecralarda gezmek ve okumuyorlar. Daha sonra İlker Hocam da değinebilir buna. PISA, uluslararası ölçekte. Mesela biz okuduğumuzu anlamayan bir topluma dönüştük. Hep öğrencilerime şunu söylemişimdir. Üniversiteye gitmek istiyorsanız lütfen okuyun. Çünkü o paragrafları yorumlamak o kadar önem taşıyor ki. Kesinlikle. Oradaki soruları çözerken. Çok güzel ifade ettiniz. Bir öğretmenimiz burada bir okutman olarak üniversitede görev aldı. Ve sordum nasıl öğrenciler? Facia dedi. Ve Türkçe öğretmeni olarak gitmişti. Kompozisyon yazamıyorlar dedi. Özel isim, cins isim kavramları yok dedim. Şimdi burada suçlu öğretmen bana göre. Türkçe bu işin temeli her şeyden önce. Yani biz ilkokulda hakikaten değerli öğretmenlerle yetişmişiz. Ben şimdi ilkokuldaki dil bilgisi kurallarımla hayatıma devam ettim. Ortaokul, öğretmen okulu veyahut da işte eğitim fakültelerindeki değerlerle de onu geliştirdim. Ama öncelik ilkokul öğretmen. Temelidir o. Temel. Hatta öğretmen alırken eminim değerli arkadaşım da onu yapıyor. Öğretmenin diksiyonuna çok bakarım. Kesinlikle. Ben. Ve hangi kitabı okuyorsun derim. Yani o insan hakkında bir bilgi edinmek adına. Eğer öğretmen argo konuşuyorsa çocuk onu da kapar, onu da alır. Rol model olur. Evet, rol model. Yani bu değerlerde de rol model, konuşmada da, davranışta da. Öğretmenlik bu kadar önemli şey. Toplantılarımda hep şunu ifade ettim. Şu anda toplumun sancılarından biz suçluyuz eğitimciler. Neden? Evet, biz suçluyuz. Öğretmen geliyor karşınıza, A eğitim fakültesi, B eğitim fakültesi, okullar bile öğretmen yetiştirmede fark ediyor. İnanın. Değil mi? Çocuğa yaklaşımda,
Ders sırasında insanlarla iletişiminde her şeyde fark ediyor. Öyleyse bizim eğitim sistemimize topyekün eksiklerine doğru bakarak bir neşter atmak zamanı çoktan geldi. Böyle işte Türkiye modelinde marif modeli falan diyerek bu iş olmaz. Yani aslında niceliğe boğulan eğitimde niteliği mumla arar olduk. Evet. Özet bu. Evet. Tam yani, da özet bu. Öğretmenler suçlu bu konuda. Onları yetiştirenler de suçlu. Peki Mehmet Hocam, fırsat eşitliği, eğitimde adalet ve fırsat eşitliği desem ne söylemek istiyorsunuz? Şöyle, ben hatta bununla ilgili de bir yeni bir Milli Eğitim Bakanlığı öneri diye iki tane bir çözüm modeli sundum. Bir makale yazdım. Belki size de gelmiştir, bilmiyorum. Şimdi orada şöyle bir şey öneriyorum ben aslında. Yani şimdi fırsat eşitliği, Cumhuriyet evet bunu yarattı. Yine oraya geleceğim. Köy enstitülerindeki çocuklar köylerden gelen akıllı öğrencileri sınavla aldılar. Ve onlar oradan, biliyor, bakın şöyle bir edebiyat tarihine bakın. Birçok ünlü yazarımız hep köy enstitüsü mezunudur. Ya da öğretmen, Fakir Baykurtlardan okulu. Şey. Ya da işte ressamlara bakın. Birçoğu köy enstitüsü. Ya da sporculara bakın. Hı-hı. Yani mesela bakın bizim o okuduğumuz okulda spor tesislerini ben düşünüyorum şu anda. Ben de biraz sporla ilgilendim. Yani gerçekten ben üniversitede görmedim öyle şeyleri. Hı-hı. Şunun için yani oralarda gerçekten Cumhuriyet çocuklarına o dönemki okuma konusunda eşit fırsatlar sunuldu. Hatta Atatürk'ün biliyorsunuz şöyle bir bakışı vardı. Milletvekillerine öğretmenlerden fazla maaş vermeyin diye bir sözü vardır. Yani eğitime ne kadar önem verdiğini. Kurtuluş Savaşı daha bitmemişken Polatlı'da top sesleri duyurken Atatürk öğretmenlerle toplantı yapıyordu ülkenin geleceğini. Şimdi böyle bir anlayış çocuklara eşit fırsatlar tanıdı. Oradan yetişen öğrenciler çok büyük yerlere geldi. Ama şu anda maalesef bunu göremiyoruz. Mesela ben eğitim sisteminde ölçme değerlendirmede de böyle bir hata görüyorum. Şöyle söyleyeyim. Mesela ölçme değerlendirme üniversitede biliyorsunuz ayrı bir kürsüdür. Yani ayrı bir bilim dalıdır yani. Şimdi ben öğretmenim. Sınıfa giriyorum. Mesela bana 10 tane sınıf verilmiş. Bunların bir sınıf çok iyi. Birisi işte birkaç tane orta. Kötü sınıflar var. Şimdi mesela ben çok iyi niyetli bir şekilde bir öğretmen olarak iyi sınıfa soru hazırlıyorum. Diyorum ki çocuklar iyi, bunlara biraz zor sorular sorayım. O sınıftaki düşük öğrenci 70 aldığını düşünelim benim sınavımda. Kötü sınıfa gidiyorum, onların seviyesine göre sorular soruyorum. Onlara biraz kolay soruyorum. O çocuk orada 100 alıyor en iyi olanları. Ama buradaki 70 alan öğrenciye aynı soruları sorsanız o da 100 alacak. Şimdi nedir onun şeyi, kötü, iyi sınıfta olmasının zararını çekiyor. Ben şunu savunuyorum. Diyorum ki öğretmenler sınav yapmayacak. Öğretmenler sadece ders anlatacak. Öğretecek. Ölçme değerlendirmeyi milli eğitim bünyesinde mi olur? Yani il milli eğitim ya da ülke genelinde olsa daha güzel. Aynı üniversitede gibi iki sınav haftası olacak diyorum. Merkezi sorular gelecek. Tamam mı? Öğrenciler o sınavlara girecek ve bütün öğrenciler aynı sorulardan sınava tabi tutulacak. Ülkenin her yerinde okuyan öğrenci eşit bir değerlendirmeye tabi olacak. Mesela ortaokulda, tabii ilkokulda yok zaten değerlendirme. 5. sınıftan 8'e kadar 4 sene bu şekilde değerlendirme notları alacak bir öğrenci. Ve ne olacak? LGS'yi kaldıracaksınız. Diyeceksiniz ki ortaokulu bitirme puanına göre işte atıyorum ilk 1000 kişiyi ben nitelikli okullara yerleştiriyorum. Tamam mı? Yani çocuk 3 sene yatıp son sene dershanelere gidip açığı kapatayım deyip 3 sene ölü zaman geçireceğinize 4 sene dolu dolu zaman geçirecek ve amacına ulaşmış kazanımlar yapacaksınız. İkincisi de şöyle bir avantajı var. Öğretmenler isterse bu kalbi bir şey yani her öğretmenin vicdanıyla ilgili bir şey. Sınıfta çocuklara çok iyi notlar verip kolay sorular sorup ama istenilen kazanımları sağlamadan işte ezberci, çocuklar yetiştirebilir bu öğretmenin vicdanıyla. Veli de şöyle düşünüyor ya benim çocuk okulla da alakalı. Okulla da şimdi veli der ki ya der bakın bize de şimdi buradan biraz iğne batıracak. Yok ben devamında anlatacağım. Evet. Şimdi veli der ki benim çocuğum 100 alıyor bu öğretmen çok iyi o zaman diye düşünüyor. Aslında öğretmen tamamen popülist notları şişirmiş. Şimdi benim dediğim sınav sistemi olursa
siz öğretmeni de denetlemiş olacaksınız. Mesela bir sınıfta fen dersinde İlker Hoca'nın öğrencileri başarısız. Ama matematikte başarılı, Türkçe'de başarılı, sosyalde başarılı. O zaman hocam okul müdürü beni çekmesi lazım. Öğretmenim siz işinizi iyi yapmıyorsunuz. Lütfen işinizi iyi yapın. Performans yani. Performansları artacak öğretmenlerin. İkincisi bize biraz şey batıracağım. Özel okullarda, bugün özel öğretim kurumları da, şimdi bu not konusunda hep gündeme gelen şeyler var biliyorsunuz. Özel öğretimlerde öğrencinin notları hep yüksektir gibi düşünün. Düşünürseniz okulu bastırıyorlar. İşte bu böyle şey olursa, Nil Hanım benim dediğim sistem gelirse bizim zamanımızda özel öğretime öğretmenler, kaliteli öğretmenler transfer olurdu. En iyi öğretmenleri alırlardı. Evet. Şimdi biz maalesef yeni mezun öğretmenleri, atanamayan öğretmenleri almak durumunda kalıyoruz. Şimdi böyle olursa özel okul ne yapacak? Devletteki veya başka bir noktadaki en iyi öğretmenleri transfer edecek. Çünkü sınav ölçü, herkesin ortak ölçüsü orası. Diyecek ki ben orada öne çıkmam lazım ki veliler de benim okuluma güvensin ve çocuklarını bana getirsinler. Yani bu aslında eğitim öğretimde bir devrim olabilir. Sadece bu önerimi söylüyorum. O fırsat eşitliğini de getirir işte o zaman. Mesela benim kızım X bir fen lisesinde okudu burada. Son sene okula gitmediler. Bir kısmı açık öğretime geçti. Okula gitmeden sadece sınavlara hazırlandı. Düşün yani. Biz para verdik. Yığınla para verdik. Çocuk okula gitmedi. O dershane senin, bu dershane benim. Ama bir de ben tonla para döktüm. İşte ne oldu? Dershanelere yönlenmiş oldu çocuk. Bir de kızınız mesela 3 yıl çalışmadı. Nasıl ben son sene dershaneye yani giderim değil mi? Ölü geçen bir zaman var orada. Niye biz o zamanda çocuklarımızı daha yetiştiremeyelim? Yani evet. Sıkıntı çok aslında. Şimdi okul öncesi, okul kayıt dönemi sürecindeyiz. Ve artık velilerden sesler yükselmeye başladı. Okul kayıtlarında işte ücretler talep ediliyor devlet okullarında. Bunlar dillendiriliyor falan. Yani bu sorunlar her sene konuşuluyor. Ama hiç bir adım atılamıyor maalesef. Bu da ayrı bir program konusu zaten. Ben orada küçük bir şey söyleyeyim. Buyurun. 2 gün önce bir velimiz geldi kaydı. Hocam siz de vardınız herhalde. Hem bize iş müracaatında bulundu. Evet. Orada bir cümle söyledi. Dedi ki ya dedi devlet okulları dedi. Hani anaokullarından bahsetti. Hemen hemen dedi özel okullar kadar para alıyorlar. Hani evet. Aidat alıyorlar. O zaman dedi biz dedi niye dedi oraya ben özel okula veririm çocuğumu dedi. Hı hı. Yani bu da velilerden gelen bir sesi ben buradan kamuoyuna yansıtmış oldum. Ama veliler oldu. Araştırıyor artık piyasayı araştırmak zorunda. Çünkü evet. Artık geçinmek gerçekten zor. Kısacası biz bu nicelik ve nitelik arasında o niteliği aradığımız dönemlerde boğuluyoruz. Yıllardır boğuluyoruz. Dileriz doğru aşı yapılır ve sistem kendine gelir. Gençler aslında okula giderken bile geleceklerine hep şüpheyle bakıyorlar. Hani hep şu olabilir, biz mesela ilkokulda belliydi bizim ne olacağımız. Bize söylemişti öğretmenimiz. Hedef belirlenirdi. Sen şu mesleğe uygunsun, sen bu mesleğe uygunsun. Ve gerçekten de şöyle geri dönüp baktığımda evet ben o ilkokul öğretmenimin, Allah rahmet eylesin, söylediği pek çok şeyi yapabildim, başarabildim. Çocukları iyi analiz ediyordu o zamanlarda hocalar, öğretmenler. Peki, şeyi sormak istiyorum. Okul öncesi eğitim konusunu. Türkiye'de ne zaman başladı hocam? Dediğim gibi 1928'den sonra başladı. Hmm. Ama çok yaygın mıydı? Yani hayır. Cumhuriyet'in ilk yıllarından evet, itibaren Cumhuriyet'in başladı. Evet, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren başladı ama çok yaygın değildi ve önem verilmiyordu. Şimdi ilkokula giden çocuklar mesela yine gözlemlerimden yola çıkarak kesinlikle ilk bir hafta annelerini sınıfta oturtan çocuklar oldu. Çünkü bir kere sosyalleşme orada çok önemli yer tutuyordu. O çocuklar anaokulunda arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla bir arada olup da işte el becerisi kazanma, öz bakım, bilişsel gelişim dediğimiz hepsini birden kotardığı zaman ilkokul son derece normal geliyordu. İşte belli bir oryantasyon süreci çocuklar yaşayıp hemen derse adapte olurlardı. Halbuki eskiden daha zordu. Ve bundan aşağı yukarı 8 sene önce bir yaygınlaştırma çabalarına girildi. İşte her okulun bünyesinde anaokulları açılmaya başlandı. Şimdi belediyeler de buna ön ayak oluyor. Ama nitelik,
burada nitelik çok önemli yer tutuyor. Yani o çocukları böyle işte bir apartman katı alayım, oraya anaokulu yapayım, bahçesi olacak, bu çocuğun oyun alanı olacak. Çocuk, hocamın da ifade ettiği gibi yerine göre karıncanın yürüyüşünü takip edebilecek, kaplumbağa ile oynayacak, o yaprakların sararmasını inceleyebilecek. Yani bunlar o kadar detay yaprak ki. Yaprak kaldı mı ki şehir merkezinde? Yani, bakın neden işte o kadar konuşulacak şey var ki, bugün çocuklar niye bu işte laptopların veyahut da iPad'lerin, telefonların, tabletlerin içine gömülüyor, oyun alanları yok. Hı hı. Hani bir reklamda vardı, kirlenmek güzeldir. Biraz önce küçük hocamla beraberdik, bir çocuğumuz geldi. Dedim ki telefonla çok oynatmıyorsunuz değil mi? Yok dedi, az oynuyor. Boşver dedim, sen dışarıya çık, toprakla oyna dedim, çamurla oyna dedim. O daha önemli. Böyle. Ve biz toplum olarak suçluyuz. Ebeveynler suçlu, herkes suçlu burada. Eğer nitelikli topluma insan yetiştirmek istiyorsak, gerçek anlamda bir aynayı kendimize tutmaya çalışacağız. Örneğin diziler ne yapar, bu ritüelin görevi nedir? Okumayan çocuklar gidiyor, mafya liderlerinin karşısında iki büklüm, kolay para kazanma yoluna gidiyorlar, dayak yiyorlar, yaşamları çürüyor. Örneğin, yani onların kim bilir içinde nitelikli insanlar vardır. Yani sadece demin ifade ettiğiniz gibi gözde meslekler yerine onları ara elemanla biz hazırlayabilsek, bir ara Vehbi Koç bunu çok güzel ele almıştı. Ama şimdi bir klimanızı tamir ettirmek için çok insan arıyor, duruma geliyorsunuz. Nazlanıyorlar, işte gelmek istemiyorlar, evet, bulamıyorsunuz, evet, sıraya giriyorsunuz. Aynen öyle. Yani paranız var ama adam yok. Onu yapacak, o sorunu giderecek. Burada ben de bir proje... şey... Buyurun. Naçizane bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani çağdaş eğitim yaklaşımlarında şöyle bir şey var. Çocuklara diyorlar ki standart kurallar vermeyin. Mesela bir oyun öğretmeyin. Ya da işte bir oyuncak, hazır bir oyuncak eline vermeyin. Mesela bir dört duvar arasında bir şey düşün. Ya da bahçede bir alan düşünün. Çocuğa materyaller verin. Mesela tahtalar verin, taşlar verin. İşte yani kendi çocuk oyuncağını kendi yapsın, oyuncağını yapsın, evet, kendi oyununu, kurallarını belirlesin, aralarını. Şöyle düşünün, biz küçükken biz şanslı bir kuşağız. Yani biz mahallede oyunlar oynardık arkadaşlarımızla. İşte telden arabalar yapardık. İşte bebek yapardık kızlar. Ne bileyim, bizim bu bölgede incirin böyle yeşile mazlak derler. Mazlaklardan, çalı dikenlerinden araba yapardık. Onları teker yapıp işte çamurdan arabalar yapardık hocam. Hepimiz yaşamışızdır bunu. Aslında biz işte biraz önce anlattığım o beynimizin işlevsel zekasını geliştirici uygulamalar yapmışız. Hani bize böyle bir eğitim verilmiş. Şimdi şu anki eğitimde her şey hazır. Çocuk işte hocam dediği gibi oyun oynayacak, al tableti eline, oyun orada hazır sana. Yani sussun, başka bir şey istemiyor. Evet, yani mesela dijital sussun. Teknolojide belki şu yapılabilir. Çocuğa oyun değil de kodlamayı öğretip o kendi oyununu kendin yaz demek lazım. Eğer onu da yapacaksak, hani dijital teknoloji kullanacaksa bir öğrenci, o oyunu ya da geliştirici parçalar olan bir oyun öğretmek lazım ona. İşte burada okul öncesinin çok büyük önemi var. Yani tekrar tekrar ben Mürüvvet Hocam'la bir arada olmayı çok önemsiyorum. Buradan bizi izleyen velilerimize de bunu altını çizmek istiyorum. Çünkü aynı eğitim anlayışına sahibiz. Şu anda biz okul, anaokulu ve ilkokulu yönetiyoruz beraber. Şimdi orada İşte bu dediğimiz şeyleri, atölye çalışmalarını yapabilecek, işte bunları çocuğun dediğim gibi işlevsel zekasını geliştirebilecek beceriler kazandıracağız ki. Ve bunun yanına da onun tabii ki en önemli bağı değerler eğitimi. Şimdi biz o çocuklara bir kere öncelikle saygılı olmayı öğretmek lazım. Ya da hayvanları sevmeyi. Ya şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Bakın bizdeki saygı kavramı korkuyla iç içe. İşte öğretmen geldiği zaman ayağa kalkman lazım. Çocuk anlamını bilmiyor. Niye? Öğretmen korkulacak olur bir şey. Olur mu hocam? Öğretmenleri dövüyorlar. Yok yok, şimdi demiyorum. Değil biz mi? Böyle öğretildi. Biz ya da babanızın karşısında işte ayak üstüne atmayın, saygılı otur. Aslında bakın bunlar tek tek düşünce farklı şey. Ama asıl mesele ne biliyor musunuz? Asıl mesele ortak akılla üretilmiş kurallara
riayet eden bir birey olmanız lazım. Saygılı bir birey. Avrupa'ya çıkın, herkes otoban, şeyde otoyolda diyelim ki şey var, yaya geçidi var, adam ayağınızı atın duruyor. Niye? Çünkü diyor ki ben kurallara saygılı bir vatandaşım diyor. Çünkü bunu diyor ortak akılla ürettik bu kuralları. Ya da apartmanınızdaki kurallara harfiyen uyuyor. Bakın bu asıl saygı bu. İşte o saygıyı öğretirseniz o çocuk hayvanların haklarına da saygı duyar, doğaya da saygı duyar, her şeye saygı duyar. Ama o saygıyı öğretecek ebeveynler yok. Ne demek istiyorum? Çünkü öyle onları da öyle etmedik yani. Ebeveynler şu anda kendi konfor alanlarının dışına çıkmak istemiyorlar. Çocuğun odada sessiz kalması, bu kadar ekonomik sıkıntının, iş yoğunluğunun arasında annelerin, babaların işine geliyor. Doğru mu? Eve misafir geldiğinde kolay mıydı biz arka odaya geçip hayır ben orada oturmak istemiyorum misafirin yanında diyebilen var mıydı? Ben diyemedim mesela. Evet. Diyemedim. Ama bizim yetiştirdiğimiz çocuklar proje çocuklar oldukları için kesinlikle bunu bize söylediler. Ben Japonların en çok hayran olduğum şey neyi biliyor musunuz? Adamlar ekonomide dünyada ilk üç ekonomi, büyük ekonomiye giriyorlar. Teknolojide öyle. Yani ve gelenekçiler. Yani eve gittiği zaman samuray kıyafetini giyiyor, oturuyor yere, orada işte çayını içiyor, pirincini yiyor. Bakın hiç örf ve adetlerinden, yani ortak akıl, o yıllarca imbik gibi süzülmüş, gelmiş bir toplumun değerleridir onlar. Hı. Şimdi o değerler tecrübelerle, aslında bilimsel bir şeydir, tecrübe edilmiş bir şeydir ve onlar buna saygılılar. İşte bu saygıyı biz kazandıramıyoruz hocam. Ve yıllarca devam ediyor. Çok enteresan. Evet. Mesela Türkiye'de değişkenlik gösteriyor. Gençlerimiz gerçekten o kadar farklı davranıyorlar ki çocuklar bile. Ama günümüzü ışık tutarsak bakıyorsunuz ki öğretmen dövülüyor, doktor dövülüyor. Bakın değerler. Bunlar sonradan da öğrenilmiş davranışa dönüyor. Anneler öldürülüyor. Sanki normalmiş gibi. Ama biz bölmedik mi X, Y, Z, alfa kuşağı diye? Bizim çocuklarımız evet. Değil mi onlar? Evet. Evet. Yani bizim yaşıt, mesela ben X, Y, Z'nin hepsini kapsıyorum bana göre. Ama biz şimdi bir şey koyduk yaş aralı. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı. Şimdi evet. Alfayı konuşuyoruz. Ve bir genellemelerimiz yok mu? Y kuşağı asidir. Alfa kuşağı gümür gümür geliyor. Biz niye açtırıyoruz çocuklarımızı? İşte bu aslında bakın bir şeydir, bu projedir. Evet. Şimdi Türkiye'ye bir ara eğitim sistemine şey uygulanmaya çalışıldı. Toplam kalite sistemi diye bir şey. Bu Japonya'da Toyota firmasının yani kendi çalışanlarına uyguladığı bir model. Şimdi orada ben onun da eğitimini aldım o dönemde. Ya baktım ki asıl model şu. Size diyor ki size küçük küçük çalışma gruplarına, siz mesela okulun çevresiyle ilgilenin, temizliği ama diğer konulara karışmayın. Onu biz yani sizden onu kuşağına ayırıyor. Hayır, üstten bakış var. Yani diyor ki biz patronlar buranın her şeyini düşünürüz, size görev verir. Sen şurayı temizleyecek. Sen o sadece onu sen düşün. Sen çok düşünme yani. Sen çok düşünme. Evet. Bütünü düşünme. Ben senin için düşünürüm. O zaman ne oluyor? Evet. İnsanları gruplanmış oluyoruz. Bölmüş, parçalamış oluyoruz. Yani X, Y, Z kuşağı da böyledir. Yani toplumu, çocukları bölmüşsünüz. Ya biz hepimiz birden bu toplumun bireyleriyiz. Çocuklar da bireyleri biz de. Ve geleceğimiz ortak. Ama nedir? İşte toplumu bu şekilde parçalıyorlar. Yani ben öldüğümde de X olsa da, Y olsa da, Z olsa da aynı o şekilde salon başında evet. Evet. Ya da günlük yani yaşantımıza aynı otobüse biniyoruz. Aynı şey. Örfümüzü, adetimizi değiştiremeyiz. İşte o örf ve adetlere model olmak gerekiyor toplumda. En önemlisi o. Evet. Şimdiki ailelerde öyle değil ki ben görmedim çocuğum görsün. İstemeden sürekli veriliyor. Çocuk da işte beni doğurdunuz, bunları yapmak zorundasınız kavramında. Öyle bir evet. Hayat sürüp doğurmasaydın gidiyor. Doğurmasaydın diye anneyi sorgulayan bir nesil var değil mi hocam? Ben bamya yemem. Hemen tamam yavrum ben dışarıdan sana yemek söyleyeyim. Ama aile olarak o sofraya oturulduğu zaman o bamyayı hepimiz yemek durumunda denilse eğitim ailede başlıyor. Elbette. Çocuk bunu algılayacak ve yaşamında da bir şeyleri çok çok ayırt etmek zorunda kalmayacak. Hepimiz suçluyuz demek istediğim de bu. Anne babalar, özellikle anneler, şimdi tabii ki çalışma ortamı, yorgunluk, trafik, birçok kavramları bir araya getirebiliriz. Hemen eline yemek yemeyen çocuğun telefon veriliyor. Bir taraftan hadi çabuk ye ve kalk. Halbuki
yine hocamla biz zaman zaman konuşuyoruz. Birçok şey aile sofrasında çocuğa öğretilir. Hocam orada bir girebilir miyim? Mesela telefonda bir şey izlerken yemek yediği zaman zaten o lezzet duyusu da gelişmiyor. Yok oluyor. Yok oluyor. Tabii. Koku duyusu da gelişmiyor. Değil mi? Robot, tabii. Proje çocuklar, robot çocuklar geliyor. Evet. Doğru değil mi? Evet. Yani çok büyük sıkıntı. Peki iyi bir anaokulu nasıl olur diye soracaktım. Süreyi hesaplı kullanmak adına ikisini birleştireceğim ve şöyle yapacağım. Her çocuk farklı bir dünya aslında. Evet. Oraya gelen her çocuk ve aynı çatı altında bunların farklı farklı becerileri, yetenekleri var. Bunun keşfiyle ilgili neler yapıyorsunuz? Şimdi hani Almanya'da gimnazyum okulları çok yaygındır biliyorsunuz. Şimdi öğretmenlerin bir takım şablonları vardır. Mesela çok iyi resim yapan şöyle bir zafiyet de var. Sözlerin başında İlker Hocam da değindi. İşte sen mühendis olacaksın, ben sana matematik dersi aldıracağım, fizik dersi aldıracağım. Halbuki eğer çocuk resimde, karikatürde yetenekliyse o yanını geliştirmek adına o çocuğu daha çok yönlendirmeli ve bir şeyler yapılabilmeli. Şimdi bizim öğretmenlerimizin eline verilen müfredat, program onun çerçevesini yetiştirmeye çalışıyorlar. Yine geldik bakın eğitimin temeline dayandı olay. Halbuki kulak güçlü çocuklar var. Bugün bir takım öyle bir devletin okulları var şimdi. Özel okullar. Hayır. Özel yetenekli çocuklar evet, için. Evet, alıp o bünyede işte fen alanında, müzik alanında, resim alanında geliştirilmesi gerekiyor hakikaten bu çocuklar. Kendi kısımdan örnek vereyim. Yıllarca ben mutlaka müzisyen olmak istiyorum dedi. İşte enstrüman çalıyor falan. Hayır. Müzisyenler para kazanmıyor. Sen doğru dürüst bir müzisyen olsun. Evet ben dedim. Şimdi pişman mısınız? Ve kızım yıllarca beni eleştirdi. Evet. Ben dedi hayır dedi. Ben de tiyatro yapmak istiyorum. Enstrüman çalmak istiyorum. Ama belki Türkiye'nin koşullarından yola çıkarak bir anne olarak çocuğumun ileride rahat yaşaması adına bunu söylemiştim. Ama tabii ki Sözel'de iyi bir yeri kazandı. Şu anda o mesleği yapıyor ama beni hep eleştirdi. Ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Çocukları lütfen zorlamayın. Bakıyorsunuz ki Ahmet kaç aldı bugün matematikten? Ahmet farklı bir çocuk, seninki farklı çocuk. Ama Ahmet de çok güzel farklı şeyler yapıyor. Bir de onu görmelisin. Anne baba. İşte eğitim sistemindeki bu aksamalar, Finlandiya eğitimini konuştuk. Öğleden sonra çocuğun sosyalleşmesi ve kendini ifade edeceği alanlar eğer biz çocuklara yaratırsak her şey çok daha farklı olacak. Yoksa Türkiye'de bugün işte kuyrukları görüyorsunuz. 3 fakülte bitirdim, iş bulamadım. 2 fakülte bitirdim, hala işim yok. Bir bakıyorsunuz ki şu motosikletle evlere servis yapan insanlar, üniversite mezunu, yazık. Tabii ki şöyle bir politika da yanlış, her yeri üniversite açmak. Peki bu üniversite açtınız, nitelikli öğretmenler, öğretim görevlileri verdiniz mi? Bu da tartışılıyor. Üniversiteler işsizliği erteleme kurumlarına dönüştü. Aynen. Son zamanlarda. Aynen. Son olarak okuduğum bir makalede şöyle bir şey ifade ediyor. Diyor ki öğretmenliği seçen bu sene itibariyle üniversiteye giren çocuklarda o kadar az ki neden? İş bulamamak, atanamamak. Sonra şimdi şöyle bir kavram da var. Avrupa'ya baktığınız zaman üniversite mezunu farklı işler de yapabiliyor. Sözlerinizin başında masam olsun, imza yetkim olsun, rahat olayım. Bizim insanımızda bir tembellik, atalet de var bunun yanı sıra. İşte ne zamanki biz şey. Köyden kente, göçe, evet. ivme kazandırdık. Böyle sorunlar ondan sonra baş göstermeye evet. başladı. Ne zamanki biz bu metropollerde köylere geri dönersek, evet. üretimi canlandırırsak, eğitimi düzene sokarsak, ekonomimizi düzenlersek ve güven, sosyalleşmeden söz ediyorsunuz. Ben
şu anda çocuğumun sokakta oynamasını istemem bir anne olarak. Evet, çünkü güvenli değil. Var. Eskiden sokak. Komşuya bırakırdınız, evet. Güvenirdiniz. Şimdi sokaklar güvenli değil. Geceye kadar sokakta oynardık mesela. Evet. Değil mi? Yani mahallede sokakta oynardık. Yani şu anda. Yani. Kollarımızda yaralar, dizlerimizde. Saklardık. Ben annemden saklardım. Bir daha beni sokağa göndermez diye. Bezle sarardım. Aynen. Ondan sonra bisiklete binmeye devam ederdim. Ama orası bir öğrenme alanıydı evet. Sokak. Bir parça yağlı ekmeği bölüşürdük. Ve kız erkek ayrımı yoktu kıymetli hocam. Evet, yoktu. Bizi ilkokul öğretmenimiz bir kız bir erkek oturturdu ve biz bir erkek arkadaş gerçekten kız arkadaşı korur, sahiplenir mantığıyla böyle şimdiki duyduğumuz pek çok olumsuzluğu yaşamadan günlere geldik. Ama şimdiki dönemde her şeyde ilerlediysek bundan nasıl geriye gittik? Biri bana bunu açıklasın. Sanki bir bedevi topluma geçiş gibi. Ben son şeye bir katkı vermek istiyorum. Şimdi hocamız söyledi o öğrencilerin hani öğretilmesi okul öncesinde. Şimdi matematik eğitimiyle ilgili mesela. Aslında biliyorsunuz yine ben biraz bilgisayardan örnek vereceğim. Bilgisayarda işlemci var. Hı hı. Yani saniyedeki frekans, bir suya vurduğunuz aralıklar bir frekanstır. Dolayısıyla o işlemcinin ne kadar hızlı işlem yapıyorsa, yani bir saniyede kaç tane, o bilgisayar gelişmiyor. İnsan beyni de böyle. Bakın matematikçi olmakla beynin işlevsel zekasını geliştirmek ayrı şeyler. Matematik iyi, matematiğin kurallarını, formüllerini iyi öğrenirsiniz, matematikçi olursunuz. Ama bazı matematikçiler de yorum sorularını yapamazlar. Çünkü sebebi şu, beyninin işlevsel zekasını geliştiremezsiniz. O zeka da elektriğe bağlı mı? Efendim? Elektrik kesintisi oldu orada yine tıkadı. Şimdi şuna getireceğim konuyu. Biz okurken her öğrenci bir müzik aleti çalmak zorundaydı. Her öğrenci resim yapmak zorundaydı. Spor yapmak zorundaydı. Mürüvvet hocam biraz önce bahsetti. Yani beden eğitim dersinde matematik dersi çalıştığını demiyordu o zamanki müdürler. Şimdi bu çok önemli çünkü matematik aslında beden eğitim yani spor bir matematik içerir. İşte ne bileyim müzik notaları bir matematiktir. Resim bir oran orantı matematiktir. Yani veli zannediyor ki çok problem çözünce benim çocuğum çok iyi matematik. Hayır, sen çocuğun ezberci oluyor. Matematikte bir takım soruları ezberliyor. Farklı soru çıkınca projektör tutulmuş tavşan gibi kalıyor. Tamam mı? O yüzden dil eğitimde de böyle, matematik eğitimde de böyle. Bakın işte biz PISA'da hep gerilerde kalıyoruz. Neden? Aynen. Çünkü feni öğretemiyoruz, matematiği öğretemiyoruz, ezberletiyoruz. Şimdi biz bunu bir kere tespit edip buradan böyle bir eğitim modelini planlamamız lazım. Biz bunu geçmişte başardık. Bugün daha çok elimizde bilimsel veriler var. Niye daha iyisini başaramıyorum? Her şey mümkün. Her şey mümkün. İsteyelim. Aslında malzememiz var. İş yemek kesinlikle. Yapmaya kalıyor. Değil bakın mi? Yazılımda, oyun yazılımda bizim Türk çocukları Avrupa'da ilk 5'e giriyor. Yazılımda. Sonra şimdi, da beyin göçü yaşıyoruz. Ama mesela bakıyorsunuz 3 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'da her sene bizim büyük takımlara futbolcular geliyor, Türk çocukları. Siz burada 80 milyonluk nüfusta daha fazla genciniz var. Oraya hiç futbolcu, bir tek birkaç tane futbolcu geliyor. Yani tamamen eğitim sistemiyle ilgili bir şey. O yüzden Finlandiya gibi biz önce eğitim modelini, yani bunu siyasetten kopararak ülkemizin ortak gemideyiz. Hepimiz aynı gemide yaşıyoruz yani. Batarsak hangi görüşte olsa da. Evet, biz bunu bırakarak geleceğimizi gerçekten akıl ve bilim, Atatürk'ün mirası neydi? Benim düşüncelerim bir gün bilimle çelişiyorsa bilimi tercih edin diyor. Biz bilimsel verilerle bir eğitim modeli tasarlamamız gerekiyor. Evet, şimdi World Economic Forum bir istatistiksel çalışma yapmış. Türkiye mesela 2018'de OECD ülkeleri arasında 33. sıradayken bu 2024'te yapılan istatistiksel veride 99. sıraya gerilemiş. Evet. Deyip nokta koymak istiyorum. Evet. Yani bir virgül koyalım, biz bunu tekrar konuşalım. Konuşalım çünkü hani dediğimiz gibi tekrar söylüyorum. Hı-hı. Her şeyin başında eğitim geliyor. Yani biz demiyoruz, rakamlar söylüyoruz her şey, yani, zaten değil mi? Her şey ortada. Aynen. Ben buradan gençlerimize, bizi izleyenlere son bir şey söylemek buyurun. İstiyorum. Atatürk'ün Türk övün çalış güven sözü çok önemlidir. Yani orada tarihinde Türkler bilimin kurucularıdır. Orta Asya'da Çinliler Türklerden öğrenmiştir bilimi aslında. Dolayısıyla Atatürk de bunu kastetmiş. Yani tarihinde övün, ezik durma, çalış ve kendine güven.
Şimdi yeni nesil bunu yapması lazım. Biz başlarız. Hep beraber başlarız. Kesinlikle. Sizin son sözünüzü alalım. Evet, son söz olarak ailelere lütfen çocuklarınıza sorumluluk verin yaşlarına alıp. Çocuk hazırcılığa alışmasın ve tüm anne babalara sevgi, ilgi, takip ama boğmadan takip. Evet. Bunları lütfen yerine getirsinler. İnşallah daha güzel bir dünyaya uyanılır. Öyle dileyelim. Evet. Evet, Perspektif'te bugün iki kıymetli öğretmenimizi ağırladım. İlker Taşyürek ve Mürüvvet Demirtaş öğretmenlerimizle Türk eğitim sistemini konuştuk. Aslında bir bakıma eğitim sistemi üzerine hasbihal ettik. Hafta yine aynı saatte farklı konuklarla, yepyeni konularda birlikte olabilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın, Nil TV'de kalın.